Evet, bildiğiniz gibi Milli Piyango'nun büyük ikramiye çekilişinde yaşlı bir amcamıza çıkmıştı. Ve kendisi kapıyı vurup gitti ve evini ocağını terk etti. Fakat Mahir soydan soy. Kendisi de amorti bile çıkmasına rağmen eşini karısını terk ediyor ve bambaşka bir hayata, bambaşka bir yarınlara yelken açıyor. Mahir neler oldu? Eşini mi boşadın? Ya bana her sene amorti bile vurmuyordu. Benim başım önde geziyordum hep. Bana bu sene bu çıkınca benim bütün erkekliğim, özgüvenim, manifestom yerine geldi. Mahir dedim, yani dünya kısa, hayat kısa dedim. Hayatı ertelemeyedim. Böyle dedim, hani ruhunun okşanmasına izin ver dedim. Sen dedim sevmeye, sevilmeye layık bir insansın dedim. Mahir sana o kadar çok hak veriyorum ki sen her şeyin en iyisini ve en güzelini hak ediyorsun. Sen busun. Mahir amorti vurunca neler hissettin? Amorti vurunca önce bende bir aydınlanma oldu. Bir varoluşumu sorguladım ben. Dedim bu dünyaya niye geldim Mahir dedim. Dünyada yaşamanın amacı nedir? Bütün bu soruları kendi kendime ben sordum. Ondan sonra dedim ki bir dedim böyle her şeyden elimi eteğimi çekeyim dedim. Benim iç dünyama döneyim dedim. İlk işim de zaten karımı boşamak oldu. Ama bu bir zamanla olacak bir şey tabii. Böyle yavaş yavaş oturacak yerine bir süreç yani bu. Mahir tam olarak karınla neden ayrıldın? Neden? Ya şimdi bak bana amorti çıktığı halde bile benim gözüm hep dışarıda. Ben yani bayağı iş oldum yani o yolun yolcusu oldum yani ben. Düşünsene bir de bana son iki rakam, son üç rakam büyük ikramiye çıksa demek ki ben iyice sapıtacaktım yani. Seni kullanırlardı Mahir. Tabii canım. Çok da müsaitim. Mahir bu parayla ne yapmayı düşünüyorsun? Bilet almayı düşünüyor musun? Ben bu parayla tekrar bilet almayı düşünmüyorum. Cipsle kola almayı düşünüyorum. Çünkü ben bunları fazlasıyla hak ettiğime inanıyorum. Mahir bu yola çıktığında hedefin neydi? Ne istiyordun? Benim hedefim amortiydi zaten. Yani ben gerçekçi birisiyim. Ona göre hedefler koydum. Amorti bu sene kaç rakam kaç olabilir diye düşündüm. Çalıştım ve kazandım. Mahir sen bu tavırlarınla, hareketlerinle birilerine bir şeyi ispatladın. Bir şeylerin yanlış gittiğini ve bu yanlış giden şeylerin de doğru olması gerektiğini ispatladın. Neler düşünüyorsun bu konuda? Büyük ikramiye çıkınca herkes boşar karısını. Parayı bulunca herkes boşar karısını. Önemli olan amorti çıkınca boşayabiliyor musun kardeşim? Ben bu erdeme, bu dirayete, bu sakatata erişmiş bir adamım. Ben bunu yaparak birilerine gerçekten de inanırsak her şeyi başarabileceğimizi gösterdim. Sevginin her engeli aşabileceğini gösterdim. Zamanın en iyi ilaç olabileceğini gösterdim. Öpüşürken bak ilk dudağı çekmek önemlidir. İlk dudağı ben çekerim öpüşürken geriye. Ben bunu gösterdim. İnsan olan olabileceğini gösterdim. Para her şey değil sonuçta. Para çıkmadan da insan boşayabiliyor karısını. Azıcık duyarlılık lütfen.